Evlatlarım, hakiki kulluğa vasıl olabilmek için dünyanın şaşasından, debdebesinden ve gel geç sevdalarından uzakta kalmak gerek. Rıza-i ilahiye ulaşmak isteyen, sırtındaki yükten, gönlündeki eksikten kurtulmayı bilmelidir. İbrahim bin Ethem, Belh ülkesinin sultanıydı. Sultanlığı sırasında alem fermanı altındayken kalkanlı 40 kişi önünden gider. Altın gürzlü 40 kişi de ardından yürürdü. Bir gün tahtının üzerinde uyuyakalmıştı. Birden sarayının damında bir gürültü çıktı. İbrahim bin Ethem Hazretleri seslere uyandı. Hızla yerinden doğrularak dama doğru seslendi. Kim var orada? Gecenin bu saatinde damda ne yapıyorsunuz? Derinden bir cevap geldi. Kaybolan devemizi arıyoruz sultanım. İbrahim bin Ethem hiddetle seslendi. Damda deve aranır mı? Bire ahmaklar. Damdan gelen cevap çok manidardı. Ey İbrahim bin Ethem, sen Allah'ı altın taht üzerinde ve atlas elbiseler içinde arıyorsun. Damda deve aramak bundan daha mı acayip? Bu söz üzerine İbrahim bin Ethem'in kalbinde bir heybet, gönlünde bir ateş doğdu. Derler ki bu hadise üzerine o kadar ağlamış ki gözünden akan yaşlarla elbisesi sırılsıklam olmuştu. Bundan sonra yaya olarak dağlarda ve çöllerde dolaştı. Yıllarca çile doldurdu ve riyazet yaptı. Bir sultan iken tacu tahtı terk edip yersiz yurtsuz biri oldu. Herkes ona delirmiş dedi. Oysa İbrahim bin Ethem Hazretleri hakiki sultanlığı bulmuştu. Mümin odur ki ne kazandığına sevinir, ne kaybettiğine üzülür canlar. Gelen her üzne, her sevince müstani olur. Gerçek baki olanın Allah olduğunu bilir. İbrahim bin Ethem'in akıbetini diyelim de kıssanın hissesi tamam olsun. Bir gün İbrahim bin Ethem Hazretleri Kızıldeniz kıyısında kopan düğmesini dikiyordu. Oradan geçen bir kervanda bulunanlar onu tanıdılar. Ve yanında durup vah vah, bir zamanların hükümdarı İbrahim bin Ethem'e bakın. İğne elinde düğme dikiyor. Hiç o saltanat bırakılıp da bu hallere düşülür mü diyerek ona acımaya kalktılar. İbrahim bin Ethem iğnesini denize attı. Sonra da kervandakilere bakarak seslendi. Ey balıklar, iğnemi getirin bana. Binlerce balık ağızlarında altın birer iğneyle denizden başlarını çıkarıp iğneleri ona uzattılar. İbrahim bin Ethem Hazretleri kervan yolcularına önceki saltanatın mı üstündü, şimdiki mi diye sordu. Kervandakiler şaşkındı. Bir şey diyemediler. Sonra İbrahim bin Ethem şöyle tamamladı sözlerini. Allah'a kul olmak öyle bir saltanattır ki eğer bilselerdi bütün sultanlar sultanlığı bırakıp bu manevi saltanata talip olurlardı. Çünkü bu ebedi bir sultanlıktır. İnsan talebi kadardır canlar.
İbrahim bin Ethem Hazretleri varlığa yüz çevirdi, hiçliğe talip oldu. Dünya mülküne sultanlıktan vazgeçince gönüllerin sultanı oldu. Hazreti Pir buyurur ki, Allah kainatı yoktan var etti. Sen de yok ol ki senden bir şey meydana getirsin. Mülke sultan olmaya altın gümüş gerek. Gönle sultan olmaya hiçlik gerek.